Selam canlarım, ben geldim. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok ama çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim, şükürler olsun. İşte ne yapalım, uğraşıyoruz. Bildiğiniz gibi Deutschland'da koştur koştur koştur. Hep böyle. Eminim ki hepiniz öylesinizdir. Bir de bunun yanı sıra böyle işler güçler deyince böyle bir arkadaşlar videolarımı biliyorsunuz ki her zaman, her zaman, her zaman yani her gün, her gün video atana da kızıyorum. Her gün, her gün video çekenlere de kızıyorum. Onlar tamamen maliyet için yapılan şeyler diyorum ben. Çünkü neden? Arkadaş her gün, her gün, her gün, her gün bu işler olmaz. Ben onu bilir, onu söylerim. Yani ben de olmuyor daha doğrusu. Ne zaman kalk çek diyorlarsa o zaman çekiyorum. Şimdi mesela size erillerden mesaj getirdim. Bakalım bu eriller Çoko Prens mi dersiniz, Deniyocuk mu dersiniz? Size ne gibi bir mesajları var? Bakın buraya niyet ettim, ayarladım hepsini. Tamam mı? Ve bunun kalbindeki size karşı daha duygusu var mı? Ne oluyor, ne bitiyor ve bir ay süre içerisinde neler yaşayacaksınız siz? Bir de onlara niyet ettim. Şimdi canlarım benim, ben kısa hemen bir konuşmamı yapayım. Sonra diyorsunuz ki Melek Hanım videoyu çekin, çok konuştunuz falan. İşim bu bebeğim, işim bu. Anlatabildim mi? Yani konuşmam için. Benim bu kanalı açmam zaten sizi aydınlatmak ve sizi bilgilendirmek için. Anladınız mı? Yolunuzu aydınlatmak için. Hatta ve hatta şöyle bir terim kullanıyor benim eşim hep. Diyor ki seni gelen, seni bulan insanlar gerçekten diyor şanslı insanlar. Çıkıştaki nasıl diyor Türkçesi onu? Çıkıştaki tam son duraksın mı? Çıkıştaki önceki durak mı? Duraksın mı? Ne öyle bir şey söylüyor bana. Yani daha yoldan çıkmadan sana geldi geldi, kurtuldu kurtuldu. Ondan sonrası diyor Allah hayır getirsin yani diye böyle bir cümle kuruyor. Sağ olsun, teşekkür ederim. Buradan da kocaşıma selamlar söyleyeyim. Ben Almanya'dayım, o Türkiye'de çünkü. Böyle. Şimdi canlarım benim, bakalım mı, geçelim mi açılıma? Yani birden bir geçmek istiyorum. Çünkü bunların demek ki size verecek mesajı var ki ben sabırsızlandığıma göre kim bilir bunlar nasıl? Siz de dinleyin. Her zaman dediğim gibi bunlar genel açılımdır. Sizlere uyanı alın, uymayanı evrene geri yollayın diyorum. Tamam mı? Beni takip etmeye de, beğenmeyi de unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum canlarım. Bakalım ilk önce şu mesaj kartlarımızdan bir çekelim. Peki Erilciğim, nasılsın? İyi misin? Nasıl gidiyor hayat bensiz? Mutlu musun? Aşkla mısın? Dolu musun? Boş musun? Nasılsın acaba? Ne atlar işliyorsun? Sen ne yapıyorsun o evin içerisinde? Diyerek bir kart seçiyorum. Ne mesajı veriyor? Diyor ki şu anki enerjisi şu kızlar. Diyor ki bu demek ki Deniyocuk bayağı bir sıkıntılarda ki özellikle de su grubu olma ihtimali çok büyük. Aynı zamanda da bakın burada bir lodos çiçeği var. Yani yeniden doğmak, yeniden açmak istiyor bu. Diyor ki beni bir tek sen anlıyorsun diyor. Senden başka beni kimse anlamadı, anlamıyor diyor. Ben bunun farkına vardım diyor. Tamam mı? Öncelikle. Ve diyor ki ben diyor herkes gitsin hayatımdan diyor, lanet olsun diyor. Herkes gitsin ya, kimseyi istemiyorum diyor. Herkes gitsin, sen gitme diyor. Yani beni bırakma diyor. Beni bırakırsan diyor ben diyor darma duman olurum diyor. Size verdiği mesaj buymuş. Ve diyor ki hatun ben geldim, kapıyı aç diyor. Gireceğim içeriye, alacağım seni diyor. Hadi bakalım. Ve dediği şey şu. Seni asla bırakmayacağım diyor. Seni asla bırakmayacağım diyor. Sen benim çünkü içimdeki ay gibisin diyor. Ben seni asla bırakmayacağım diyor. Tamam mı? Ve dediği şu. Kirpiklerimin ucuna kadar aşık olduğum kadın diyor. Seni çok seviyorum diyor. Peki bugün bir duygusal bir eril var burada. Aldık, kabul ettik, aldık, kabul ettik, aldık, kabul ettik. Size dediği bu. Vallahi benden günah gitti. Mesajlar bu yönde. Eğer ayrıysanız da adam burada yanmış tutuşmuş kirpiğime kadar aşığım diyor ben diyor. Daha ne diyecek? Aç kapıyı. Ben geldim cevriyem hesabı yani. Bakalım ne olacakmış. Niyet ediyorum İlahi kanaldan doğru bilgileri almaya.
Ve başlıyorum canlarım, başlıyorum. Bir enerji var, bir enerji var. Bildiğiniz gibi değil böyle. İlk önce şunu söyleyeyim, gözlerim ağrıyor. Göz ağrısı var. Ya birileri burada böyle bir özlem dolu, böyle bir ağladı, sızladı, tamam mı? Bir de baş dönmesi var. Ya bunlar içti, kafayı dumanladı falan, böyle bir durum da olabilir. Çünkü enerjiler böyle. Ben ne hissediyorsam onu söylüyorum, biliyorsunuz. Bakalım şimdi ne mesajmış. Diyor ki, hayal kırıklığına uğradım diyor. Tamam mı? Yani bakın burada birçok senaryo çıkabiliyor. Kendinizi uyan alacaksınız. Tamam. Şimdi burada iki senaryo var. Birisi evli olan bir kişi, birisi de evli olmayan bir kişi deniliyor. Şimdi burada diyor ki ben diyor senden gittim. Hayal kırıklığına uğradım. Hiçbir şey beklediğim gibi olmadı diyor. Ben diyor seni sevdiğimi senden gittikten sonra anladım diyor. Ne yazık ki diyor. Ve diyor bununla ilgili de diyor birçok diyor girişimde bulunmak istedim ama diyor cesaret edemedim diyen bir eril var burada. Senin beni sevdiğini biliyorum diyor. Tamam mı? Şu anda beni askıya aldığını da biliyorum ama kalbindeki yani kalbini hissediyorum, düşünceni biliyorum diyor. Ama şu anda beni istemediğini de biliyorum diyor. Çünkü istememenin birçok sebebi var diyor. Haklısın, sana diyecek bir şeyim yok. Boynum kıldan ince diyor. Tamam mı? Ve burada diyor ki ben ailemle senin aranda diyor, tamam mı? Çok sıkıntı yaşıyorum diyor. Yani çok diyor. Bir tarafta diyor geçmişim, bir tarafta geleceğim diyor. Seninle diyor geçmişte olduğum zaman, yani ailemle bir arada olduğum zaman seninle yaşadıklarımı düşünüyorum, hayalini kuruyorum diyor. Ama diyor aileme karşı da sorumluluklarım olduğu için buradan da çıkamıyorum diyor. Ve senin diyor o iyimser, o diyor sevecenliğini, o diyor kadınlığını, o diyor duygusallığını, senin yanında nefes alıyorum ben, onu hissediyorum diyor. Güzel mesajlar geliyor. Şimdi dediği şey şu, baskı var benim üzerimde, bilmiyorsun ki hatun diyor. Yani benim üzerimde baskı var diyor. Aile baskısı var, çocuk baskısı var, işte veya anne baba, çevre, bir şeylerin baskısı var yani. Duygularımı diyor tam anlamıyla sana ifade edemiyorum ama ben sana dönmek istiyorum diyor. Bakın. Ben dönmek istiyorum, gelmek istiyorum diyor. Sana diyor tekrar bir seçme şansım olsa inan ki seni seçerim diyor burada. Onu da size söyleyeyim. Belki aynı yerde çalışıyorsunuz, tamam mı? Özellikle ateş elementi ve su grupları, topraklar şimdilik çıktı. Şimdi gruplara takılmayın da genel olarak şöyle, belki de aynı yerde çalışıp ya da çocukluktan tanıdığınız birileri olabilir diyor. Yani vazgeçiyorsunuz ama öyle bir döngüde ki çoğunuz diyor aynı döngüye geri geliyorsunuz ve bunun artık çıkmazında olan kişiler var. Yani neden çıkamıyorum diyor. Çünkü diyor yani ben buradan çıkmak için birçok çaba halindeyim ama çıkamıyorum, kurtulamıyorum. Buradaki durum ne? Buradaki vazgeçilememezlik ne diyor? Tamam, duygu, sevgi, his var ama ben burada artık bir şeyleri farkındalığına varmışsınız, tamam mı? Bu da hem dişil hem eril olarak yani nedir diye sorguluyorsunuz. Bu durum ne? Yani arkadaş hayatıma birini aldım diyorsunuz, olmuyor. Başkasıyla tanışıyorum, olmuyor. Yazışıyorum, olmuyor. Tekrar dönüyorum, aynı duyguların içerisine giriyorum. Niye vazgeçemiyorum diye kendinizi sorguladığınız bir süreçtesiniz deniliyor. Şimdi özellikle ateş elementi olan Koç, Aslan, Yay, eriller, tamam mı? Size şu mesajı veriyor. Keşke sabır etseydin, keşke bekleseydin. Ben eğer evli olan varsa ayrılacaktım, ben boşanacaktım veya ben durumları dengeye kuracaktım ama sen gittin. Sen gittin diyor ve gittikten sonra da ben şunun farkına vardım diyor. Keşke daha önceden bir şeyleri yapsaydım, yavaştan almasaydım, hızlansaydım ve seni kaybetmeseydim diyen burada gerçekten üzülen eriller de var. Onu da size söyleyeyim. Şimdi diyor ki bakın. Bir salmış artık bizim dişiller erilleri. Onun için eriller şu modda, özellikle Oğlak burcu olan, yani Başak, Oğlak, Boğa olan kişiler diyor ki saldım çayıra Mevlam kayıra, tamam mı? İnat bu, inat. İnatlaşıyor ama bir yandan da size şifasını da yolluyor. Yani duygularını, hislerini de hissedebiliyorsunuz. İnat ama diyor burada. Gene de size diyor bırakmıyor duygu, his olarak. Şimdi bazıları da burada gerçekten bazı erillerin de hisleri de kuvvetli. Yani hisleri kuvvetli olan eriller de var. Ve şifacı olan eriller de var. Onun için siz onları
böyle bırakamamanız, enerjisi altında kalmanız gayet normal. Adam size böyle komple sevgi enerjisi, beni unutma enerjisi yolluyor. Yani siz de bunları hissediyorsunuz. Şimdi burada almanız gereken ondan mesajlar bunlarmış, tamam mı? Size bunları iletmemi istediler. Ben de size ilettim. Peki. Şimdi kalbindeki durumu ne dediğim zaman burada deniliyor ki bu adam sizi seviyor. Tamam mı? Sevgiyle alakalı bir sıkıntı yok zaten aranızda. Tamamlanamıyorsunuz. Tamamen bu. Senin kıymetini, değerini de biliyor ama bunu sana yansı etmiyor. Çünkü bunu sana yansı ederse, yansıtırsa daha doğrusu, bunu sana belli ederse sen çünkü ilişkinin bir sonraki boyutuna geçmek isteyeceksin. Onun için de diyor bunu bir türlü sana tam anlamıyla yansı edemiyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Hava grupları, kova, ikizler, terazi, tamam mı? Çok politik kişi bunlar, tamam mı? Her anlamda politik ve çok akıllılar, çok zekiler ama ne yapacakları belli değil deniliyor. Şimdi sizin yanınızdayken gayet kafa dengiymiş. Yani o kadar güzel zamanlar geçirmişsiniz ki diyor burada. Zaten birinci aylarda da diyor bak eğer ki bu gruplarda küslük, ayrılık varsa diyor bu bir politika yapıp tekrar hayatınıza adım atacağı gözüküyor. Söyleyeyim size. Şimdi eğer ki diyor bak şimdi burada da su grupları var ve de toprak. Aileyle sizin aranızda kaldıysa diyor bu kişi. Bu eril diyor, tamam mı? Aileyle sizin arasında kaldığı için diyor çocukları ağır basıyor. Bir yandan siz ağır basıyorsunuz. Kalbi acıyor bunun. Yani ne yapacağını bilemiyor. İnanın ki bilemiyor diyor. Bir iyi düşünüyor, bir geri düşünüyor. Veya da diyor siz diyor dişiler diyor bak burada. Siz diyor kendi eşinizle diyor başka bir sevdiğinizin arasında kaldıysanız diyor bu sıralar böyle bir seçim aşamasına girebilirsiniz. Yani ailem mi, sevdiğim kişi mi? Bu yönde diyor bir kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Dikkat edin diyor. Kimseye bir şeyinizi söylemeyin. Burada diyor bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz diyor. Öncelikle bunları bir bilmeniz gerekiyor. Şimdi burada şu var hayatım. Ne olursunuz diyor eğer bak kıskançlık yapma diyor sana Eril, tamam mı? Sen diyor benim diyor ailem olduğunu biliyordun diyor. Ben sana bundan bunu saklamadım diyor, gizlemedim diyor. Onlar bir yanda sen bir yandasın diyor. Fakat diyor sen bana öyle bir acı, öyle bir sıkıntı yaşatıyorsun ki diyor. Bu kıskançlığınla, laf sokmanla, uzaklaşma. Ben seninle diyor sakinlik, dinginlik, aşk yaşamak için birlikte oldum diyor. Yani ailem ailem ama sen diyor bana çok acılar veriyorsun, çok acılar hissettiriyorsun diyor, çok ağır konuşuyorsun diyor. Bak şimdi burada. Erillerin kalbindekiler bunlar arkadaşlar. Ve dediği durum şu. Ben diyor iki kadın arasındayım. Kararsızım diyor. Bir tarafta diyor maddi durumu iyi olan, konumu iyi olan, güçlü bir karakterde biri, bir tarafta da aşık olduğum, sevdiğim kişi diyor ve kendimi kaybettim diyor. Alıp adam kendini böyle dağlara taşlara vurası gelmiş yani onu da size söyleyeyim çok sıkıntıda. Kalpte. Şimdi buradaki durum şu arkadaşlar. Şimdi baya bir hasret kalınmış size, tamam mı? Baya bir sıkıntı yaşanmış burada söyleyeyim. Yani burada ayrılık var. Ve diyor ki ben seve seve ayrılmayı sende yaşadım diyor. Ama diyor sana dönüşüm diyor. Enerjim dönüş yönünde. Yani seninle tekrardan tamamlanma isteğim var diyor. Eğer 6. ayda ayrıldıysanız bu kişiyle diyor. Ve 6 hafta olduysa da diyor. Bu kişinin size adımı dönme isteği kalpte çok yoğun. Ve zaten de olacak deniliyor burada. Şimdi siz de bunu seviyorsunuz. Ama diyorsunuz ki yani ben ne yani neyi deneyimliyorum. Burada bir farkındalığınız artması gerekiyor diyor sizin için. Burada çok şeyi deneyimlemişsin. Çok şeyi görmüşsün. Çok kez de gitmişsin. Ama bir tek gitmeyen şey ruhun diyor. Yani o sevgi veren ruhun diyor bir türlü onu bırakmıyor diyor. Sen ne kadar dilin söylese de kalbin farklı konuşuyor burada diyor. Ve o da onu hissediyor. Hissettiği için bu durumları yansı ediyor sana deniliyor. Aldım kabul ettim aldım kabul ettim. Peki bir ay içerisinde neler yaşanılacak dediğim zaman şu var arkadaşlar. Şimdi bakın şimdi bu kişinin diyor acayip diyor şeyi var diyor enerjisi var böyle yaratma enerjisi var anlatabildim mi?
Ve bu gerçekten etrafında beğenilen, ilgiyi gören, keyfini bilen bir insan. Anlatabildim mi? Keyfini, yani böyle gezmeyi, tozmayı, yaşamayı seven bir insan. Özgürlüğünü seven bir insan diyor. Aynı zamanda da kurnaz, açık göz diyor. Şimdi bu diyor seninle diyor bir ay içerisinde diyor tekrardan diyor bir adımı eğer küsseniz bir barışmanız olacak. Fakat burada bir ay içerisinde gene diyor böyle bir sizin diliniz durmayacak diyor. Gene bir tartışmalar olacak diyor. Öncelikle onu size söyleyeyim. Şimdi istediği şey şu. Özellikle ateş elementi kadınlarsanız diyor size. Koç, aslan, yay. Eğlenceli zamanlar geçireceksiniz diyor. Kendinizle ilgileneceksiniz. Ailenizle ilgileneceksiniz diyor. Tamam mı? Bir böyle geri çekilme var burada. Duygusal olarak diyor ateş kadınlarına. Siz burada sabırla sınanıyorsunuz. Çünkü bazı sabırsızca olduğunuz durumlar var diyor. Siz burada bir terbiye ediliyorsunuz bu ilişkide. Bunu size söyleyeyim. Ve diyor ki riske girmek istemeyeceksiniz diyor. Öncelikle onu söyleyeyim. İşle alakalı da diyor çok dikkatli olmalı gerekiyor diyor. Arkanızdan çevrilen işleri öğrenebilirsiniz diyor. Bu nedir? Bu eril için de deniliyor. Burada dişlerim. Mesela ortaksınızdır, kendi işinizdir. Bazı durumlarla ilgili düşmanlıklar görebilirsiniz diyor size. Bakın bu bir ay içerisinde özellikle ve özellikle akrep burcu kişiyseniz diyor size, tamam mı? Bu hayatınızdaki kalbinizdeki kişi akrep burcuysa diyor, sizi aldatıp da diyor gidişi olduysa diyor bunun geri dönüşü olacak diyor. Bundan haber alacaksınız diyor. Ve burada şu var. Korka korka diyor bir korkacaksınız yani. Size diyor yeni adımlar da olacak diyor. Birileriyle tanışmalarınız da olacak diyor. Fakat burada diyor artık her şeyi o kadar tecrübe edinmişsiniz diyor. Korkarak ilerleyeceksiniz. Yani böyle yavaş yavaş ilerleyeceksiniz diyor. Şimdi bazı bitişler olacak arkadaşlar hayatınızda diyor. Bazılarınızda olmuş zaten diyor. Özellikle de hava grupları kadınları, kova, ikizler, terazi diyor. Kendilerine güzel bir tekrardan yeni bir döngü içerisine koyacaklar diyor. Yeni bir başlangıç, yeni bir adım, 0 kilometre ilişkiler olacak diyor. Ve şuradaki durum şu. Ateş elementi diyor. Koç, aslan, yaysa eğer diyor. Bak sizde diyor sinirlendiren, öfkelendiren kişi diyor. Buysa diyor, tamam mı? Bununla diyor bir yüzleşme yaşayacaksınız. Ama burada gerçekten aşk var diyor. Ne olursa olsun gene de diyor bu ilişkiyi bir toparlama süreciniz olacak bu bir ay içerisinde. Öncelikle onları söyleyeyim. Şimdi size uyanları alın, kabul edin canlarım. Dediğim gibi uymayanları da tak 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 evrene geri yollayın. Peki Erilciğim, şimdi sen bir bana söyle bakayım. Şuradan şu kartları alayım. Bir söyle bakayım. Son olarak neler demek istersin mesajına devam olarak ne demek istersin? Çok müzik dinliyorum diyor. Aşırı müzik dinliyorum. Her müzikte de diyor seni anımsıyorum. Özellikle bizim şarkılarımızda diyor. Sen bana ne yaptın? Büyü mü yaptın diyor. Yani niye ben senin bu kadar etkin altındayım diyor. Ve diyor ki senin bana yaşattıkların karşısında taş oldum, kesildim, şoktayım şu anda diyor. Ve sen diyor acaba yalnız mısın, değil misin? Hayatında biri var mı, yok mu? Bunları da çok merak ediyorum diyor Eril. Diyor ki ben çok sıkıntıdayım. Bu 9. ayda diyor. 9. ayın 9'u özellikle de diyor bazı sıkıntılar yaşayacağımı biliyorum ve olacak da diyor sana. Öncelikle onu söyleyeyim. İçimde fırtınalar kopuyor diyor. Benim yönüm sana doğru diyor. Seninle yeni başlangıçlar yapmak istiyorum ve ben çok şey öğrendim diyor. Bu ilişkiden o kadar çok şey öğrendim ki diyor. Sen bana çok şey öğrettin. Şükürler olsun diyor. Sadece diyor senden haber bekliyorum diyor ve acaba diyorum ki diyor bir tuzak mı kursam, bir kumpas mı kursam, yani tekrar ağıma nasıl düşünsem planlarındayım diyor. Çok üzülüyorum bu duruma diyor ve ne kadar sana yansıtmasam da diyor ben her şeyi bırakıp sana gelmek istiyorum diyor ve yeniden yeniden ama yeniden seninle ilerlemek istiyorum diyen eriller var burada. Şimdi canlarım her zaman dediğim gibi uyan alıyorsunuz, uymayanı yolluyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum ve
Kocaman kocaman öpüyorum kalplerinizden ve sizleri çok seviyorum. Tschüss.